İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Konseyi'nin 23. toplantısı. Azerbaycan'ın Birleşmiş Milletler çerçevesinde Batı Ermenistan'a tepkisi. Pol Polman. Birleşmiş Milletler Bakü'den COP29'dan önce tüm Ermeni mahkumların serbest bırakılmasını talep etmelidir. ABD Dışişleri Bakanlığı. Yerevan ile Bakü arasında bir anlaşma mümkün ancak tarafların tavizler vermesi gerekiyor. Artsak'ın eşsiz bir haçkarı hakkında. Darasfest, festivalinde Ermeni ulusal kıyafetleri, kültürü, gelenek ve görenekleri. Uluslararası biyoloji olimpiyatlarından bronz madalyalar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Konseyi'nin olağan toplantısı 15 Temmuz'da gerçekleşti. Toplantının açılış konuşmasını Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Lidya Margosyan yaptı. Yerli halkların haklarının korunmasından bahseden Bayan Margosyan, Artsakh'tan zorla sürülen yerli Artsakh Ermenilerinin haklarının korunmasına yönelik Birleşmiş Milletler konferanslarında sunulan itiraz ve şikayetlere değinerek Bakü'yü Artsakh Ermenilerine karşı yapılan zorla yerinden etme, zulüm ve soykırım, armenosit eylemlerinden dolayı kınadı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Lidya Margosyan, Birleşmiş Milletler'de yaptıkları üç konuşmayı bir kez daha hatırlatarak özellikle Batı Ermenice'nin ciddi tehdit altında olması nedeniyle yerli halkımızın dilini korumak için çalışmamız gerektiğini vurguladı. Cenevre'deki Birleşmiş Milletler yerli halkların haklarına ilişkin kişi mekanizmalarının 17. oturumunda Bakü temsilcisi Batı Ermenistan heyetine cevap verdi. Ona göre Batı Ermenistan Ermenileri olarak adlandırılan yapının bu önemli platformu sürekli olarak siyasi amaçlarla suistimal ettiği, yasa dışı işgali ve bölücülüğü desteklediği iddia ediliyor ki bu kesinlikle kabul edilemez. Batı Ermenistan'ı bilinmeyen bir varlık olarak adlandırıyor ve bu kuruluşu temsil eden kişinin platformu kendi ülkelerine karşı kullandığını, dezenformasyon ve iftira niteliğinde açıklamalar yaydığını iddia ediyor. Konuşmasına devam eden Bakü temsilcisi ne bu yapının, ne de açıklamanın yerli haklarla hiçbir ilgisi olmadığını söyledi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Lidya Margosyan ve Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı Armen Abrahamyan'ın Batı Ermenistan'ın temsilcisi olduğu konusunda şüphe uyandırıyor. Bunların bölgede barış gündeminin inşasını baltalayan diaspora Ermenilerinin yabancı ajanları olduğunu iddia ediyor. Bakü temsilcisine göre Karabağ Arsa, Azerbaycan'ın uluslararası alanda tanınan özerk bölgesidir ve Azerbaycan toprakları için var olmayan coğrafi adların kullanılması, Birleşmiş Milletler şartına aykırı olarak onun egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sorgulamaktadır. Bakü, çok kültürlü ve çok etnik gruptan oluşan bir toplama sahip olduğunu ve bölgesinde yaşayan ulusal azınlıklara eşit haklar uyguladığını ileri sürüyor. Diktatörlük ülkesinin temsilcisi konferans katılımcılarına Birleşmiş Milletler şartına aykırı olan ve uluslararası hukukun norm ve ilkelerini ihlal eden provokatif ifadelerden kaçınmaya çağırıyor ve sonunda saçma bir sözle konuşmasını sonlandırarak yerli Azerbaycanlıların etnik temizlik nedeniyle ata topraklarından ve mülklerinden mahrum bırakıldığını, mevcut Ermenistan topraklarında ata topraklarına dönememenin haksızlık olduğunu belirtti ki ona göre bu sorun insan hakları mekanizması ve üst organlar aracılığıyla çözülmelidir. Bakü insan haklarına ve uluslararası hukuka saygı göstermeyen bir ülkedir. Bu ülkenin Freedom House organizasyonu tarafından yüz üzerinden sadece 7 gibi acınası bir puanı var. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin eski başkan yardımcısı Paul Polman makalesinde bunu ifade etti. Makale British Express dergisinde yayımlandı. İlham Aliyev'in cumhurbaşkanlığını babasından devraldı. 2023 yılından bu yana bu ülkede yolsuzluğun arttığını, sivil özgürlüklerin yok edildiğini ve siyasi muhalefetin ezildiğini, ifade özgürlüğü veya sivil aktivizm için hiçbir fırsat bırakılmadığını kaydetti. Polman yazısında gazeteciler taciz, şantaj ve rüşvet girişimlerine maruz kalıyor. Direnenlerse hapse girerler. Ülkeyi terk edenlerin ailelerine zulmediliyor diye belirtti. Polman yazısına şöyle devam ediyor. Yerel halkın yiyecek, yakıt ve temel tıbbi malzemelerden mahrum kaldığı 10 aylık tam ablukanın ardından Bakü 100 binden fazla Ermeni evlerinden kaçmak zorunda bıraktı. Birçoğu buna soykırım, arminosit adını verdi. Bakü'nün başlattığı saldırganlıktan sadece bir yıl sonra bu yılın Kasım ayında ülkenin başkentinde COP29 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlandığını vurguluyor. Paul Polman'a göre Bakü'nün ev sahibi şehir olarak seçilmesi zaten oldukça tartışmalı çünkü ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının neredeyse yarısı ve ihracat gelirlerinin %90'ı petrol ve gaz üretiminden geliyor ülke başkanının iklim değişikliğiyle mücadele veya emisyonları azaltma konusunda ciddi bir çıkarı olmadığına dikkat çekiyor. Eski yöneticilerden Polman, o ülkenin hükümetinin temsilcileri bu zirvenin barış zirvesi olmasını istediklerini iddia ediyorlar ve bu komşu ülkeyi işgallerinin üzerinden bir yıl geçmemesine, henüz adil bir barış antlaşmasına varamamalarına ve bu yönde ilerlemek için gerçek bir niyet göstermemelerine rağmen oluyor dedi. göre dünyada giderek daha fazla hükümet bakırın davranışına öfkesini dile getiriyor. O, yeni atanan İngiltere Dışişleri Bakanı David Lamin'in insan haklarına olan bağlılığı göz önüne alındığında bu büyüyen seslere kendi sesini de katacağına inanıyor. Son olarak Paul Polman, Birleşmiş Milletler'in Bakü'den COP29 zirvesinden önce tüm Ermeni tutsakların serbest bırakılmasını talep etmesi ve gelecekteki ev sahibi ülkelerin seçim prosedürünü gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Sözcüsü Matthew Miller, Doğu Ermenistan ve Bakü'nün barış anlaşması imzalama konusunda büyük ilerleme kaydettiğini ve uzun bir yol kat ettiğini belirterek Washington'ın taraflara barış anlaşması imzalama yönünde çağrı yapmaya devam ettiğini ifade etti. Miller ifadesinde iki ülke arasındaki barış anlaşması bu ülkeler için çok önemli olacak. Barış bölgenin huzuru, istikrarı ve güvenliği açısından büyük önem taşıyacak. Miller konuşmasında Gerçekten bir anlaşmanın mümkün olduğuna inanıyoruz. Ancak bu her iki tarafında zor seçimler yapmasını ve ağır tavizler vermesini gerektiriyor. vurgusunda bulundu. Miller, tarafların Washington'da ilerleme kaydettiğini söyledi ancak herhangi bir ayrıntı vermeyi reddetti. Miller sözlerini "Henüz bir anlaşmaya varamadık ve bunu yapana kadar da dinlenmeyeceğiz." diye tamamladı. Bağımsız akademik platform olan Artsakh'ın kültürel mirasının izlenmesi, Artsakh haçkar ikonografisinin Ermeni haçkar kültüründeki eşsiz bir görüntüsünü sunuyor. Bu haçkar ölümlüleri, asıl mesleklerini, beklentilerini, ölümsüzlükle ilgili popüler fikirleri temsil ediyor. Pek çok karakter ve tema arasında savaşçının karakteri ve savaşın teması özellikle önemlidir bu olağanüstü bulgunun ne zaman başladığı tam olarak belli değil. Savaşçıların resimlerini taşıyan Haçkar yazıtlarına bakılırsa bunların en olası başlangıcının Artsak yetkililerinin bölgenin kurtuluşu için ısrarlı bir mücadeleye başladığı 12. yüzyılın ortaları olduğu düşünülebilir. Yaklaşık 3 yıl önce Bıtretsik köyünün ormanında bir Haçkar bulunmuştu. Muhtemelen bu tür Haçkarların ilklerinden biridir. Platform Haçkar'ın bir yazıtının bulunmadığını ve yaklaşık süresinin boyutsal çözünürlüğe, kompozisyonun ayrı ayrı bileşenlerinin ikonografik özelliklerine ve heykelin teknik performansına göre değerlendirilebileceğini belirtiyor. Heykel aynı zamanda sadeliğiyle de dikkat çekiyor. Binicinin kıyafetleri, şapkası, yüzü, binicilik ekipmanı eğeri detaylı değil, çekilmiş kılıç ve kemere takılan kın daha inandırıcıdır. Listelenen ayrıntılar en üst sınır olarak 12. yüzyılın başları dikkate alınarak Haçkar'ın 11. yüzyıla atfedilmesine temel teşkil etmektedir. Ancak bu basit ve şematik sunum net bir yapıyla gerçekleştirilmiştir. Rozet, haç sapı, pandantifler, sunağın tepesinden inen salkımlar, kusursuz ve belirgin heykel, bu eşsiz haç taşına özel bir çekicilik kazandıran özelliklerdir. Daraz Fest Festivali'nin altıncısı düzenlenecek. Amaç Ermeni ulusal kıyafetini, kültürünü, gelenek ve göreneklerini geniş bir kitleye tanıtmaktır. Etkinliğin ilk bölümünde Ermeni ürünlerini temsil eden ustalar, müzeler ve firmaların katılımıyla bir sergi satış yapılması planlanıyor. Bu süreçte ulusal oyunlar, eğitim ve eğlence programları, genç tasarımcıların koleksiyonlarının sunulduğu gündüz sergileri düzenlenecek. Festivalin ikinci bölümünde ise ulusal kostümler modern bir sunumla sergilenecek. Deryan Kültür Merkezi'nin bireysel kostümleri, yerli ve yabancı tasarımcıların koleksiyonları, Ermeni süsleri ve halı desenlerini içeren kıyafetler sergilenecek. Festival boyunca geleneksel Ermeni şarkı dans toplulukları da ayrıca yer alacak. Kazakistan'ın başkenti Astana'da 7-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 35. Uluslararası Biyoloji Olimpiyatlarında Doğu Ermenistan takımı 2 bronz madalya kazandı. Olimpiyata 81 ülkeden 305 temsilci katıldı. Takımımızı Kamuni Abrahamyan, Datev Simonyan, Hagop Perihanyan ve Rubik Garabetyan temsil etti. Datev Simonyan ve Hagop Perihanyan bronz madalya kazandı. Olimpiyatın 7 günü boyunca katılımcılar biyokimya, moleküler biyoloji, Bioinformatik, hayvan anatomisi ve fizyolojisi alanlarında iki teorik görev ve dört deneysel çalışma gerçekleştirdiler. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşça kalın.